Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu die possessive artikel. Yani güzel Türkçemizde biz buna iyilik zamirleri diyoruz. Hazırsanız dersimiz başlasın. İyilik zamirleri denilince ne anlamalıyız? Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, iyilik zamirleri ne anlama geliyordu? Benim kitabım, senin kitabın, onun kitabı, bizim kitabımız, sizin kitabınız, onların kitapları şeklinde ne yapıyorduk? Biz bunu sıralamış oluyorduk. Almanca'da da şimdi bunu inceleyecek olursak arkadaşlar, şöyle bir durum var. Almanca'da ne vardı? Artikeller vardı. Dolayısıyla bu artikel durumuna göre buradaki iyilik zamirleri sonlandırıcı alıyor. Ne demek istediğimi göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle kişilere bakalım. Şimdi ben diyecek olursak ne diyorduk arkadaşlar? Ich, sen ne demekti? Du. Bir erkekten bahsederken ya da der artikelli bir cisimden bahsederken er. Is niçin geçerliydi arkadaşlar? Das için geçerliydi. Öyle değil mi? Sie, bunu da kadınlarda, öyle değil mi? Ya da die artikelli durumlarda kullanıyorduk. Wir ne demekti? Biz demekti. Ihr ne demekti arkadaşlar? Karşımda iki ve daha fazla insan varsa, sizler diyecek olursam Almanca'da ne diyoruz? Ihr demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar, sie büyük harfle başlayan bir S harfini görüyoruz. Bu ne anlama geliyordu? Nezaket formu ya da saygı anlamına gelen siz derken, öyle değil mi? Bu ne olabilir? Kim olabilir? Yeni tanıştığım birisi olabilir, amirim o olabilir, değil mi? Yani müdürüm olabilir. Onun haricinde sizli bizli bir sohbeti gerektiren durumda ne yapıyoruz? Sie kullanıyorduk, öyle değil mi? Bir sie daha var ki o da üçüncü çoğul, yani onlar anlamına gelen sie. Evet, demek ki üç tane sie varmış. Birisi neymiş? Die artikeli, yani feminen, kadınlarda kullanılan sie. Nezaket formu ya da saygı formu anlamındaki sie, bir de üçüncü çoğul anlamına gelen sie, yani onlar demiş oluyoruz Almanca'da. Şimdi arkadaşlar, daha önceden görmüş olduğumuz artikel konusunda ne yapmıştık? Renklendirme yapmıştık. Aslında bu literatürde olan bir durum. Yani bu renklendirme. Dolayısıyla ben der artikelini hangi renkle ifade ediyorum arkadaşlar? Mavi ile. Das artikelini ne yapıyorduk? Yeşille ifade ediyorduk, değil mi? Kırmızı tekil durumdaysa ne anlama geliyordu bu? Die. Peki sarı olduğunda gene die, ancak ne oluyordu burada sarı olduğunda? Çoğul anlama gelmiş oluyordu, öyle değil mi? Zaten bunu daha önceden görmüştük. Bu şekilde renklendirme yaptığımızda arkadaşlar, işin içerisine görsel hafızamızı da katmış oluyoruz ve bu sayede çok daha kolay öğrenmiş oluyoruz. Demek ki der mavi ile ifade ediliyor, das yeşil, die tekilse eğer kırmızı, çoğullarda da, yani die plural dediğimiz die çoğullarda sarıyla ifade ediliyordu, değil mi? Şimdi arkadaşlar, burada der ve das'ı aynı tarafa koydum. Bunun sebebi ne? Çünkü benim derken arkadaşlar, birazdan zaten örnekler içerisinde bunu görüyor olacağız. Şimdi benim bir ne olabilir? Benim kitabım diyeceğim. Dolayısıyla kitap, dediğim gibi birazdan görüyor olacağız, das artikelli olduğundan dolayı mein ile anılıyor olacak. Ya da derle ilgili bir şey geldiğinde aklımıza ne olabilir? Mesela der Computer diyelim. Benim bilgisayarım dediğimde ne olacak? Gene aynı şekilde sınıflandırılıyor olacak. Yani buradaki kategoriye göre maviler, yani der, yeşiller, yani das artikeller, buna göre kategorize oluyor olacak. Dolayısıyla benim bir şeyi, bir aletim diyecek olursam ne diyeceğim? Mein demiş olacağım. Senin derken arkadaşlar neyle anılıyor olacak bu iyilik? Dein ile anılıyor olacak. Peki er ya da es denildiğinde er neydi arkadaşlar? Der artikelli durumlarda, es'te de ne yapıyorduk? Das artikelli durumlarda kullanmış oluyorduk. Sen, düzeltiyorum, onun derken ne yapacağız?
sein demiş oluyoruz. Değil mi? Sie'ye baktığımızda bu da neydi? Kadınlar için geçerliydi ya da die artikelli durumlarda sie kullanmış oluyorduk, değil mi? Çünkü bunu artikellerde görmüştük ayrıntılı. Ne demiştik arkadaşlar? Her nesnenin bir artikeli var. Dolayısıyla o artikeli de o artikelden bahsederken o dediğimde sanki bu bir kişiymiş gibi, sanki bu bir kişiymiş gibi er, sie, es şeklinde onun hakkında bahsedebiliyorum. Bunu görmüştük. Ancak dediğim gibi bu görmemiş o, yani o ilgili ders videosunu görmeyen arkadaşlar mutlaka onu izlesinler ki burada sallantıya uğramasın o bilgiler arkadaşlar. Çünkü devamlık arz eden, devamlık gerektiren bir durum yabancı dil. Dolayısıyla takibi gerektiriyor. Mutlaka dediğim gibi o dersi izlemeyen arkadaşlar izlesinler. Demek ki Z'de ne yapmış oluyorum? Onun diyecek olursam ihr demiş oluyorum. Wir neydi az önce söyledik? Biz demekti. Bizim dediğimizde ne diyeceğiz? Unser diyeceğiz. Ihr yani iki ve daha fazla insan varsa karşımda, sizler diyecek olursak ihr. Peki sizlerin ne oluyormuş arkadaşlar? Aya. Evet yani euer demiyorum da burada Almanca'da sonlandırıcı er ile ise, yani bir kelime er ile bitiyorsa euer demiyoruz da ne diyoruz? Oradaki er'yi a şeklinde telaffuz ediyoruz. Dolayısıyla aya demiş oluyoruz. Yani sizlerin anlamına geliyor. Burada nezaket formunda sie, sizin diyeceğiz. Ne olacak o zaman bu arkadaşlar? İa şeklinde ne yapılacak? İa şeklinde ifade ediliyor olacak. Peki onların diyecek olursak ne diyeceğiz? İa demiş oluyoruz. Değil mi? Demek ki şöyle bir toparlayacak olursak ister der ister das artikeli olsun arkadaşlar. Ne yapıyormuşum? Mesela işte benim kitabım diyecek olursam mein Buch şeklinde yorumlayacağım, değil mi? Du içinde ne diyeceğiz? İşte senin kitabın dediğimizde dein Buch şeklinde yorumlanıyor olacak. Birazdan zaten örneklerde göreceğiz. Er ya da es onun diyeceğim. Dolayısıyla bu ne olacak? Sein. Burada da gene onun, ancak burada feminen, yani dişi durumu. Yani ne olmuş oluyor? Bir kadın kastediliyor ya da die artikelli bir durum kastedilmiş oluyor. Ne olacakmış? Ihr şeklinde anılacakmış. Wir için bizim diyeceğiz arkadaşlar. Bizim bir nesne düşünelim. Mesela bizim kitabımız diyeceğiz. Wir ne olacak? Unser. Dolayısıyla unser Buch şeklinde yorumlanacak. Ihr baktığımızda arkadaşlar ikinci çoğul sizlerin ne olacak bu da? Euer şeklinde ifade edilecek. Nezaket formunda da ne oluyormuş? Ihr şeklinde. Onlar için de ne diyormuşuz? Ihr diyormuşuz. Şimdi sıra geldi die artikeline. Die artikelinde acaba ne yapıyoruz? Çok kolay arkadaşlar. Die artikelinde ne yapıyoruz? İyeliğin sonuna e getiriyoruz. Bu kadar kolay. Benim derken ne demiştik arkadaşlar? Mein. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada eş mein oldu. Die'de ne oluyor? Bakın kırmızıyla ifade ettim bunu. Meine. Yani benim. Burada ne anlamalıyız arkadaşlar? Buradaki nesne die artikelini alıyor. Zaten renklendirdik de die ya da çoğul durumundaki die olmuş oluyor. Öyle değil mi? Peki senin diyecek olursak ne dedik az önce? Dein. Die de ne olacakmış? Deine olacakmış. Peki er ve es için, er ya da es için ne yapıyormuşuz? Sein. Die de seine. Bu kadar kolay arkadaşlar. Peki sie yani buradaki neydi? Bir die artikeli olabilir ya da bir kadın olabilir, değil mi? Feminen durum. Ihr ne olacakmış? Ihre olacakmış. Yani sonlandırıcı e devreye girecekmiş. Bizim derken wir için bizim ne oluyordu? Unser. Peki die artikeli ne olacak arkadaşlar? E'yi gerektirecek. Dolayısıyla unsere, değil mi? Unsere. Evet. Unsere dediğimde bizim demiş oluyoruz. Peki karşımdaki
bir grup insan varsa iki ve daha fazla insan şeklinde ben açıklama getiriyorum ki anlaşılır olsun diye. Ne diyorduk onun için? İ'ye sizlerin derken A'ya dikkat edin bakın burada ne olmuş? Ayre. Yani ayere değil. Ne olmuş? Ayre. Buradaki E düşmüş arkadaşlar ve sonlandırıcı E devreye girmiş. Sizin dediğimizde demek ki ne diyoruz arkadaşlar? Ayre demiş oluyoruz. Nezaket formu zi için ne yapıyoruz arkadaşlar? Sizin ne olabilir? Söz gelimi kitabınız değil mi? İya. Peki diye artikelli bir durumda birazdan zaten örneklerde görüyor olacağız. Ne yapacakmışız? E sonlandırıcısını getireceğiz. Dolayısıyla ne olacak bu? Ihre. Onlar derken zi, onların ia. Di artikelinde ne olacak demek ki? Ihre olacakmış. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı alt alta şöyle bir ne yapalım? Bir doğru telaffuzuyla tekrar edelim. Onun ardından örnek cümlelerimize bakalım. Ich mein meine. Ich mein meine. Du dein deine. Du dein deine. Er ist sein seine. Er ist sein seine. Sie, ihr, ihre. Sie, ihr, ihre. Wir, unser, unsere. Wir, unser, unsere. Ihr, euer, eure. Ihr, euer, eure. Sie, ihr, ihre. Sie, ihr, ihre. Şimdi ilk cümlemize baktığımızda arkadaşlar yeşille ifade ettiğimiz bir cümle. Demek ki buradan ne anlaşılmalı arkadaşlar? Das Buch anlaşılmalı yeşilden. Zaten daha da bariz bir şekilde anlaşılıyor olması için parantez içerisinde artikeli yazdım arkadaşlar. Ancak artikel olmasaydı ve renk olmuş olsaydı ne olacaktı zaten? Das olduğunu anlayacaktık öyle değil mi? Şimdi ben bu cümleye baktığımda arkadaşlar daha önceden görmüştük. Das ist mesela bu bir kitaptır diyeceğim. Ne derim arkadaşlar? Das ist ein Buch derim öyle değil mi? Dilerseniz öncelikle o şekilde yazalım. Bu bir kitaptır derken ne diyeceğiz? Das ist ein Buch. Bunu görmüştük öyle değil mi? Şimdi bunun üstünde arkadaşlar ben iyilik olarak bu benim kitabım diyecek olursam benim neydi arkadaşlar? Neydi? Hatırlayalım az önce gördük. Benim mein. Dolayısıyla das ist mein Buch. Bu benim kitabım anlamına gelmiş oluyor. Peki aynı cümleyi bu sefer bu senin kitabın deseydik ne olacaktı arkadaşlar? Onu da şöyle alta yazalım. Ne diyecektik senin kitabın deseydik? Das ist dein Buch diyecektik öyle değil mi? Aynı şekilde gene aynı örnekteyiz arkadaşlar. Bizim kitabımız deseydik bu sefer ne olacaktı? Das ist ne diyecektik? Unser Buch diyecektik öyle değil mi? Bu bizim kitabımız dediğimizde demek ki das ist unser Buch olacaktı. Bir sonraki cümleye bakalım dilerseniz. Der Bleistift, evet parantez içerisinde de artikeli yazmışız. Dolayısıyla maviyle de ifade ettim. Demek ki der ve mavi renk değil mi? Birlikte anılıyor. Bu diyelim ki ne diyelim arkadaşlar bunun için? Bu onun kitabı. Düzeltiyorum. Bu onun kalemi diyelim. Bu onun kalemi. Şimdi tabii onun derken hangisi, hangi kişi kastediliyor olabilir? Onu da söyleyelim dilerseniz. Bu ne olabilir? Bir kızın kalemi diyelim. Dolayısıyla bu onun kalemi dediğimizde di artikeline baktığımızda di'de ne oluyordu arkadaşlar? Ne oluyordu? Di'de ia öyle değil mi? Bu onun kalemi derken ne diyeceğiz demek ki? Das ist ihr Bleistift diyeceğiz değil mi? Das ist ihr Bleistift. Peki aynı cümleyi
bu onun kalemi ancak bu kimin diyelim ki Ahmet'in kalemi. Dolayısıyla onun kalemi derken erkeklerde biz ne yapıyoruz? Ea. Dolayısıyla ea neye dönüşüyordu? İyilikte neye dönüşüyordu? Onu da şöyle yazalım. Sein. Dolayısıyla ne olacak? Bu onun kurşun kalemi derken das ist sein Bleistift demiş olacağız. Öyle değil mi? Dilerseniz bir sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Bir sonraki örnekte ne diyor? Die Tasche. Evet, die Tasche ne demek? Çanta demek arkadaşlar. Evet, buna baktığımızda dilerseniz ne diyelim bunun için? Bu nezaket formunda bu sizin çantanız diyelim dilerseniz. Ne olacak bu? Nezaket formunda ne diyorduk? Sie neyi dönüşüyordu? Ihr. Ancak die'de ne olacak? Sonuna e geleceğinden dolayı ne diyeceğiz? Ve ilk harfine büyük başlıyorum. Das ist Ihre Tasche dediğimde demek ki bu sizin çantanız demiş oluyoruz, öyle değil mi? Das ist Ihre Tasche denildiğinde demek ki burada bir çanta var ve diyorum ki nezaket formunda bu sizin çantanız demiş oluyoruz. Öyle değil mi? Dilerseniz aynı örneği, die Tasche örneğini bu sefer bu bizim çantamız şekline sokalım. Bizim derken wir ne olacak arkadaşlar? Die artikelinden dolayı ne diyeceğiz? Şöyle bir hatırlayalım. Die'de ne oluyordu bizim? Wir ile ilgili olan tarafa bakıyoruz. Ne diyeceğiz bu durumda? Unsere Tasche denildiğinde demek ki das ist unsere Tasche. Bir tane çanta var ve bu çanta bizim. Dolayısıyla das ist unsere Tasche demiş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Bücher zaten parantez içinde de artikeli vermişiz. Artı bir parantezimiz daha var. Plural yani çoğul. Şimdi bu cümle arkadaşlar çoğul olduğundan dolayı fark ettiysek ist yerine ne gelmiş? Sind gelmiş. Bu durumda das sind, evet, ne diyelim? Şimdi bu bunlar şimdi çoğul olarak kitaplar. Bunlar bizim kitaplarımız. Birden fazla kitap var arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar bizim kitaplarımız dediğimizde, bizim dediğimizde ne olacak arkadaşlar? Bizim. Wir ile ilgili olan tarafa bakıyoruz. Ne diyeceğiz? Unsere Bücher diyeceğiz, öyle değil mi? Peki aynı şekilde dilerseniz karşımda bir grup insan var ve diyorum ki bunlar sizlerin kitapları. Yani ihr ile ilgili olan tarafa bakıyor olacağız arkadaşlar. Sizlerin kitapları derken bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Ne diyeceğiz? Ihr ile ilgili olan tarafa baktığımızda bu ne olacak? Das sind eure Bücher. Demek ki bunlar sizlerin kitapları anlamına gelmiş oluyor, değil mi arkadaşlar? Dilerseniz bir örnek daha yapalım. Bununla ilgili diyelim ki bu kitaplar benim. Bunlar benim kitaplarım diyeceğim. Bu durumda bu ne olacak arkadaşlar? İşle ilgili olan tarafa bakıyoruz. Ne olacak bu? My. Çoğullarda ne olacak arkadaşlar? Sonlandırıcı e gelecek. Bu durumda ne olacak bu? Das sind meine Bücher demiş olacağız. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist unser Buch. Das ist unser Buch. Das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Das ist dein Buch. Das ist dein Buch. Das ist Ihr Bleistift. Das ist Ihr Bleistift. Das ist sein Bleistift. Das ist
sein Bleistift. Das ist ihre Tasche. Das ist ihre Tasche. Das ist unsere Tasche. Das ist unsere Tasche. Das sind unsere Bücher. Das sind unsere Bücher. Das sind eure Bücher. Das sind eure Bücher. Das sind meine Bücher. Das sind meine Bücher. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde depossessive article konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.